Diyecekler ki bu adam nereden kazanıyor? Evet. Niye bu kadar uygun veriyor? Evet. Kötü malzeme mi kullanıyor? Evet. Eti ne kullanıyor? Evet. Etin kilosu 80-90 lira, adam nasıl o fiyata veriyor? Diyecekler, sen de bana cevap şimdiden ver. Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınıza çıktım. Nereye geldik? Diyarbakır'da Bayındırlı'nın olduğu yerde hemen karşıda NCT AVM var. Bir köfteci getirdim. Daha önce geldim, tadına baktım. Dedim ki bu lezzeti sizlere göstermem lazım. Fiyatını kesinlikle söylemeyeceğim. Fiyatını videonun sonunda sizlere söyleyeceğim. Fiyatını duyunca şaşıracaksınız. Ama ben köftesine bayıldım. Hazırsanız gelin, güzel bir köfte ekmek videosu başlıyor. Hadi o zaman Fevzi Usta'yı çok fazla bekletmeyelim. Fevzi Usta merhaba, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz abi. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, siz nasıl iyisiniz? Biraz sesini böyle yükselt. Siz nasıl iyisiniz? Çok şükür abi, hoş teşekkür geldiniz. Ettik. Seni çok methettiler. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Bir arkadaş tavsiye etti. Allah razı olsun, dedi sizden ki, de ondan da. Oradan bir köfte ekmek ye, yerini göstereyim mi? Göster abi. Bak yerinizi göstereyim, böyle bir baraka bir yerde. Kış olduğu için bir baraka hesap, baraka yapmış. Şimdi Fevzi Usta. Efendim abi. Abi biraz bize kendinden bahsetsene. Abi ben 48 yaşındayım. 7 tane çocuğum var. Maşallah. Evet. 5 tane kız, 2 tane oğlan. Maşallah. İkisi de burada da oğlanlar. Kaçtılar şu an ikisi de? İkisi de buradalar. Evet abi. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? 4 yıldır abi. 4 yıldır köfte yapıyorsun. Evet, 4 yıldır köfte. Bize biraz köfteden bahsetsene abi. Köfteyi de gösterebilir misin? Bak şimdi çok farklı bir köfte var burada. Abi köfte biz evde yapıyoruz. Tamam. Her şey evde temiz olarak. Evet. Evde tepikleri de evde yapıyoruz. Tamam. Getirip burada işini, ekmeği içini biz doldurup. Evet. Ondan sonra gelen müşterilerimize hizmetle veriyoruz abi. Fevzi Usta sen dedin ki her şeyi evde eşim hazırlıyor. Evet. İç malzemesini, bu şekli almasını, kıvamını içindeki malzemesine kadar eşim yapıyor. Evet. Ben burada sadece size ekmek arasında hazır veriyorum diyorsun. Hazır veriyorum, pişirip veriyorum abi. Sen burada işçisin o zaman. Ben işçiyim evet. Değil mi? Abi ben eşimin işçisiyim. Eşinin işçisin abi. Evet. Şimdi peki Fevzi Usta, bunun içinde ne var? Abi vallahi işte ona sormak lazım. Ona mı sormak abi, lazım? Ona sormak lazım. O zaman biz yanlış kişiyle video çekiyoruz. Yengenin burada olması lazım o zaman. Vallahi abi ona sormak lazım. Şimdi içinde kesik kuyruk yağı ben biliyorum var. Evet. Baharatlar var. Evet. Ama hangi baharatlar olduğunu ustalar kimseye de sırrını vermezler. Eşim de olsa sırrını vermez. Vallahi eşim de olsa sırrını vermez. Bir de sen burada soğan var. Domates var, bir de kapıbiber var. Evet abi. Değil mi abi? Evet abi. O zaman Fevzi Usta çok fazla vaktini almayayım. Sen başla, o anda muhabbet ederim. Tamam abi. Çünkü bunlar bu şekilde durmuyor. Birazdan böyle ay gibi açılacak. Açılması lazım. Değil mi? Açılmazsa içi çık kalacak. Değil mi? Üstü yanacak, içi çık kalacak. Olmaz. Fevzi Usta. Buyurun. Şimdi biz fiyatı sonunda söyleyeceğiz ama. Evet. Diyecekler ki bu adam nereden kazanıyor? Evet. Niye bu kadar uygun veriyor? Evet. Kötü malzeme mi kullanıyor? Evet. Eti ne kullanıyor? Evet. Etin kilosu 80-90 lira, adam nasıl o fiyata veriyor? Diyecekler, sen de bana cevap şimdiden ver. Şimdi dedim ya, şimdi ben günde 10 tane, 20 tane, 50 tane satsam, 20'de versem de söylediğim gibi gene fazla karım olmaz. Ama sürümde her şey, mesela marketlere bakıyorsun, öbür bakkallardan eksik veriyor. Niye? Sürümde kazanıyor. Bizimki de öyledir. Biz günde Allah'a şükür 150-200 tane satıyoruz. Yani sen kötü malzeme kullanmıyorsun abi. Aslı abi biz Müslüman insanlar öyle olur mu abi? Abi adam diyor ki nasıl kazanıyor diyor onu diyor. Ya abi adam yani gelsin, diyor. Adam öyle diyorsa gelsin baksın. Yani ben yıllardır bu işi yapıyorum. Evet. Ondan sonra çevreme de bakabilirsiniz. Herkes beni tanıyorlar. Diyorsunuz şüphe eden varsa gelsin şüphe, tadına tabii, baksın. Tadına baksın, ondan sonra gelsin, evime gelsin. Tabii. Eve de götürürsün. Tabii yani. Abi öyle olur. Tabii insan ben yemediğim bir şeyi asla kimseye vermem. Çocuklarıma vermediğim bir şeyi kimseye vermem. Ben de yiyorum, çocuklarım da yiyor, herkes yiyor. Tamam ustam, o zaman hadi o zaman başlayalım. Bu arada biz sakin bir zamana denk geldik. Kafayı vurdum ama. Vallahi sakin geldiniz. Yoksa yani geçen geldim 10 dakika burada bekledim ha. Abi akşama doğru olsa zaten 1 saat de beklersin. O yüzden ben özellikle bu saatte geldim. Evet. Şuradan alıyor böyle. Tamam bak. Şimdi böyle açıyor böyle. Abi. Abi burası çok farklı bir şey ya. Vallahi ben şaşırdım ha. Niye abi? Böyle açıyorsun böyle biliyorsun abi yaprak gibi büyük büyük oluyor abi, böyle. Abi şimdi içi pişmesi hem lazım. İyi de pişer yani ya. Ha, içi pişmesi lazım. Pişmese hiç bir yemek yenilmez.
Senin içinde az da olsa eşim kuyruk yağı bırakıyor. Tabii ki. Onda haberin var. Tabii tabii. Peki Fevzi Usta, böyle iki tane kaç gram geri bildiğin var mı? Hiç tartmış mısın sen abi? Hiç tartmıyorum. Hiç tartmamışsın. Şeyle ama öyle yapıyor. Söyle ama de. Diyorsun karın doyuruyor. Abi abi. Yarım ekmek doyuruyor diyorsun sen. Yarım ekmek doyuruyor. Bu arada sevgili dostlar, gelirseniz bir porsiyonda, yani tam ekmekte 4 tane köfte var. Evet. Yarım ekmekte ise 2 tane köfte var. Evet. Birazdan göreceksiniz ki yarım ekmek de tam ekmek de full doluyor. Kesinlikle aç kalma ihtimaliniz yok. Mümkün ama değil. Mutluluktan ikincisini yiyebilirler ha. Abi 3 tane tam yiyen var. 3 tane tam yiyen var. Evet. O rekor kimdedir ya? Ondan mı diyor? 3 tane tam yiyen var. Ben yerim ama ben yemem 3 tane ya. Vallahi 3 tane tam yiyen var. Arka arkaya. Arka arkaya. Vallahi helal olsun. Evet. Bezus'a işi bitmeyi düşünmüyorsun abi. Abi valla teklifler gelmiş. Evet. Vallahi bak gelmiş demiş, biz her şey bize ait. Evet. Biz dükkan tutacağız 75'in orada. Evet. Ondan sonra gelip ortağı da kabul et demişim. Sen diyorsun ki burada uygun fiyata veriyorum. Burada uygun fiyata veriyorum. Ortaklık olmaz. Fiyatını söylemeyeceğim. Özellikle fiyatı söylemeyeceğim. Fiyatını videonun sonunda söyleyeceğim. Yani biraz bekleyin ama beklerken de şunu yapın. Aklınızda merhaba, olan rakamı. Hoşçakalın. Tamam, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Apo bir de ekmeği göster. Bak. Apocuğum arkada ekmek var. Bak, ekmekler de bu şekilde. Hani küçük, bu küçük yemeği değil, bu tam sonlu ekmek. Abi onlar ya. Bize sipariş üzeri çıkıyor. Değil mi? Normal fırın ekmekleri de gir. Usamela'da hazır köfteler. Evet, hazır da abi. İsteyene ketçap da bırakıyorsun. İsteyene ketçap, mayonez bırakıyoruz. İstemeyene normal şart. Sen ne zorluyor? Böyle ketçaplı mayonez mi yoksa? Yani nadiren ketçap istiyorlar, ketçap mayonezli istiyorlar. Evet. Normalde şimdi her şeyin köftenin tadı köftedir. Şöyle bir sade var abim. Tamam abi, bağışımısın. Hemen üzerine atıyorum. Bağışımısın abim. Vallahi usta sen. Bak yağında da bastırıyor. Var ya, o çok güzel bir şey oluyor işte. Var ya, o yağında bastırıyor ya böyle. Bunu kur abi. Tamamdır. Bu bizim ustam. O senindir abi. Biz masaya geçiyoruz o zaman. Tamam. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Afiyet olsun. Sanki sen bana torpil geçtin yoksa yok. Tabii ki. Değil mi? Tabii. Bu ne? Bu normal sipariş değil bu mi? Bu normal sipariş yani hemen ben, aynıdır ama bu, birazcık bu sanki. Normal. Bir kere sevgili. Bak bu normal sipariş, benimki evet. Torpil sipariş. Evet. Benimki yani muhakkak yani torpil bir yerde var yani muhakkak. Teşekkür ederim. Olması lazım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, geldik bu işin en güzel anına. Yalnız şunu söylüyorum, misafir olduğumuz için bize torpil geçti de bu biraz torpillidir, haberiniz olsun. Normal onu da göstereyim, bir tık böyle fazla bıraktı, bilginiz olsun. Ekmek boyutu bu şekilde, içini doldurdu bayağı. Bir de yanında kendi hazırlamış olduğu ayran. Ortam nasıl? Bir göster bir ortamı, bir göster. Apo bir göster ortamı. Şimdi izninizle. İnan çok hoşuma gidiyor. Daha önce gelip tadına bakmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Bunu size kesin göstermek istedim. Köfte sevenler. Özellikle abi sokak lezzetimi seviyorum. Köfte ekmeğe bayılıyorum diyorsam bunu tavsiye ediyorum. Eti kokuyor. Yani kıyması, köftesi kokuyor. Nasıl kokuyor biliyorsun? Ev tadında yaparsınız ya, böyle lezzetli bir kokusu var ve damakta hissediyorsunuz. Bunu onu size söyleyeyim. İkincisi, köftesi kuru değil. Kesinlikle altını çiziyorum, kuru değil. Daha önce yedim, üzerinde 24 saat geçmesine rağmen herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Gelip bu videoyu size çekmek istedim çünkü ben hem Musa'yı hem de köftesini çok beğendim. Size tercihim kesinlikle ketçap, mayonez kullanmayın. Köfteyi bu şekilde yerseniz daha çok tadını alabilirsiniz, bilginiz olsun. Usta dedi ki ben çocuğuma yedirmediğim şey size yedirmem. Eti de geçsin güzel apo. Yani kıyması. Dedi ki ya bu fiyatta değer mi ya, o kıyma olmaz, başka bir şeydir falan böyle. Ama hakikaten güzel ha. Kesinlikle sizi doyurur yarım ekmek. Tam da yerseniz doyarsınız ama yarım ekmek kesinlikle sizi doyurur. Şimdi
Fiyatı söyleyelim artık. Şimdi sevgili dostlar, yarım ekmek, köfte, ekmek 8 TL. Yemin ediyorum sana, evet şaşırdın değil mi? Bak sen de şaşırdın, kameraman da şaşırdı. Ben de parayı verdim 20 lira. Dedim ki bir köfte, ekmek, bir ayran 15 lira alır diye düşündüm. 18 lira alır diye düşündüm. Dedi ki abi 10 lira. 8 lira ekmek, 2 lira ayran, 10 lira. Öğrencisi, garibanı, orta kesimi gelip burada köfte ekmeğini yiyor 10 lira, bildiğiniz olsun. Sürümden kazanım diyor. Kesinlikle kötü malzeme kullanmıyorum. Ki köftesi gerçekten hak ediyor. Tadı da güzel. Ustamızı kesinlikle gelip bir gün onunla tanışmanızı istiyorum. Yani köfte ekmek bir sefer de olsa yiyin derim yani. Gerçekten köftesi güzel yani. Ben normal köfte sevmiyordum. Bak kameraman da bilirdi. Köfte çekilmeleri de yapmayız çok fazla. Çünkü Diyarbakır'da köftenin hakkını veren çok nadir insanlar var. Bu ustamız da onlardan bir tanesidir. Efendim bizleri affet olsun. Videonun sonunda görüşmek üzere. Sevgili usta. Buyur abi. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten hakkını vermiştin. Afiyet olsun. Yani başım bak bu köfteler üzülsün. Kesinlikle gelip yenmesi gerekiyor. Bakar mısın abi? Buraya gelecek olan misafirler için söylemek ister misin abi? Abi gönül rahatlığıyla gelip yiyebilirler. Tadına evet. Bakabilirler. Onları çay ısmarlayabilirim. Yemek ısmarlayabilirim. Şüphe yok diyorsun. Asla. Asla şüphe yok. Şüphe ilerine gelsin. Bir ben, ekmeğin. Tadına baksın tabii ki şüphe yok abi şimdi ucuz tamam, diye. Tamam ustam, Allah razı olsun. Sizden teşekkür de teşekkür ettik. Ederim. Afiyet olsun, ustam. Şeker olsun. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, geldik güzel bir videonun daha sonuna. Köfte ekmeğimizi yedik. Şimdi köz çayımızı da içiyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınızda illaki yorumlarınız vardır. Yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Düşüncelerinizi bekliyorum. Fiyatı gösterdim, lezzeti gösterdim, mekanı sizlere gösterdim. Bu tarz videoların daha çok gelebilmesi için kanalımıza destek lazım. Kanalımıza abone olmadan kesinlikle çıkmıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Diyarbakır'dan herkese sevgiler, selamlar efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.